Hemen bakalım. Şimdi burada şöyle yapabilirsin. Eğer kesirli y o y'ye 1 bölü 2 verince gidiyor. Hani 2 ile neyse onu karıştırmayayım hadi. Buraya x, buraya y, buraya z'yi yazarsın. 3, 4 çarpı 1 bölü 2 artı 4. 3, 2 çarpı 1 bölü 2. 3 eksi 2 artı 4. 3 artı 1. 7, 2 çıkar 7'den 2, 5. Burada da 4 var. 5 bölü 4. Yukarıdaki peki. Şimdi burada da yine oran sorduğu için 1'e eşit dersem 1, 3, 4 derim değil mi? 1 versem 2, 3 versem 9, bu da 4, 4, 3, eksik. Çarp 3. Güzel. Hadi yapalım. Nisan. Evet. Bir ya. Şöyle içler dışlar çarpımı yapsak. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Her x gördüğüm yere 4y de yazabilirim. Oran sorduğu için değer de verebilirim. X gördüğün yere 4, 4 çarpı 3, 12 artı 1. 13 bölü 3. Bursa doğru cevap. 10. Ceyhan. Hemen yapalım. Yine oran sormuş. Biliyorum hep aynısını soruyor ama bunlara alışmamız lazım. 1 verip oran sorduğu için 2, 3, 5 verdim. 2 verirsem 4, 2 çarpı 2'den. Eksi 3 artı 5. Buraya da aynı şekilde 2 çarpı 2, 4. Artı 3. Eksi 5. 6. 2. Cevap 3'müş. Güzel. Bir bakalım. Şimdi araya vereceğim. Kaç testimiz varmış?
Hemen şuradan anlarız. Daha güzel sorular var. Hocam bir ders daha mı var? Tabii. Son bir ders daha var. Evet, kaç test varmış? Şuradan bakalım. 14 test var. Güzel. Evet, bir ders daha var. Ara vereceğiz. Sonra ders yapacağız. Tamam mıyız? Evet. Tamam hocam. Hadi bakalım. Artık her zaman 4 test mi? Her zaman 4 mi yapacağız? Her zaman 4 yapmayabiliriz. Yorulmazsak 4 de yaparız. Olayın mantığını çözdüğünüzü düşünüyorum ki bir dahaki ders yine size veririm. Tamam. Şimdi burada bir oran sormuş. Oran sorduğu için ben diyorum ki bir eşitleme yapalım. Mesela buraya 3, 4 ve 5'in ortak bir katını belirleyelim. 60. 12 dedim. 15 dedim. 20 dedim. Yerine yazacağım sadece. Ve 15 çarpı 2 30. 2 çarpı 20 40. Burada çıkardık 38 bölü 40. 19 bölü 20. Cevap C. Üstler toplanır, aşağılar toplanırsa oran değişir mi? Değişmez. Çarptığım yukarısı aynı olduğunu gördüm. Çarptığım yukarısının aynısı olduğunu gördüm. O zaman ne yapıyorum? B eşittir 2A'ya. Ya her gördüğün B'ye 2A yazarsın ya da buraya 1, buraya 2 yazarsın. 1, 1, 2 cevap 1 bölü 3. Buraya baktığım zaman burada şöyle bir durum var. Değer vereceksin ama iki tane var bu sefer alt ve üstlü. O yüzden şöyle yapman lazım. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2 ile dağıttım. At bu tarafa. 2y x seçtim. Bu tamam. İçler dışlar çarpımı yaptım. Z 2y eksi 2z at bu tarafa. Bu da 2y eşittir neye? 3z'ye. Şimdi bu 2y'ler aynı olduğu için şu şekilde yazabilirim. 2y eşittir x, o da eşittir 3z. Şimdi değer vereceğim ya, 2, 1 ve 3'ün ortak katı ne? 6. Buraya 6 derim. Buraya 3 derim. Yerine yazıyorum. X'e 6 demiştim. Z'ye 2 dedim. 2 çarpı 3, 6. Z'ye 2 dedim. 2 çarpı 7, 14. 6 çarpı 2, 12. Cevap 6. Geldim buraya. X'ler karşılıklı aynı olması lazım. Aynı değilse eşit yapacağım. 3, 5 eşit nasıl olur? 15 ile. 5 ile genişlettim. Burada da 3 ile genişlettim. Artık x'ler eşit. Y değer verebilirim. Oran soruyor çünkü. Y gördüğüm yere 10. Z gördüğüm yere 9. X gördüğüm yere 15. 10 bölü eksi 6. Eksi 5 bölü 3. Geldim buraya. Buraya baktığım zaman şunu yapabilirsin. Baktığımız zaman kafamız karışabilir. Karışmış da olabilir şu an. Ne yapacağız? Yani şu soruda. Şunu düşün. Senin x eşittir 2a diyorsun. Y eşittir 2b diyorsun. Doğru mu? Doğru. Tamam. O halde ben şunu diyebilir miyim önce şuraya, buraya gördüğüm yere şu şekilde x gördüğüm yere 2a desem 3a bölü y çarpı y gördüğüm yere de 2b diyecektim. O zaman eksi 4b bölü x eksi 12 eksi 12 a çarpı b bölü y çarpı x. Var mı sıkıntı buraya kadar? Yok. Tamam. Şimdi ben bunları çarparsam ne olur? 2 çarpı 2'den 4. Sende tam tersi yazılmış ama. Bende bu var.
Sende tam tersi var. Ne yapacağız? Ben de ters olarak 1 bölü 4 yazacağım. O zaman cevap eksi 3. Var mı soru? Hocam 3'e bu y var ya. O da y'ye değil gibi yazar. Tekrar sorar mısın anam? Hocam 3'e bu y var ya. O da y'ye değil gibi yazar. Evet söyleyeyim. Şimdi bir şeyi yazarken ikisini aynı anda değiştirmezsin. Ya x'i 2a'de yazarsın, y'yi de 2b şeklinde yazdın. Şimdi sen şunu soruyorsun, y'yi neden 2b yazmalım diyorsun, doğru mu? Ya x'i 2a. Tamam yapalım. Bir şey fark etme. Ben öyle yaptım, sen de öyle yap. Soru yanlış çıkmaz. X'i 2a yazarsın, 2b yazarsın. Buraya da 2a yazarsın. Yazdın mı? Çarp şimdi. Yine eksi 3. Ben uzatmışım. Sen daha kısasını buldun. Sıkıntı yok. Geldik buraya. Oran sormadığı için K'ya bir değer veremezsin. Direkt K'lı yazman lazım. Toplamını soruyor. Topladığımda 9K 18K 2. Şimdi burası 2K 3K eksi 4K K çıktı. Cevap K'ymış. Yani 2. Burası yine değer soruyor. Yani oran sormuyor. O yüzden K demem lazım. Baktığın zaman bulacağın biraz karışık. X'ye yukarıda değil. Olsun. Sen Z'yi ne bulursun? 3K. X'i ne bulursun? 6K. Şurada bir tereddüt duyarsın. Haklı olarak. Ama tek yapman gereken şey şu. K ile X'i yer değiştirebilirsin. Y neymiş? 4 bölü K. Yerine yaz şimdi. X ile Z'nin toplamı ne? 9K. K'lar gitti. 36. Var mı soru? Yok. Yine K dersem burası 4K, burası 5K, burası 9K. Yerine yazdım. 4K, 9K, eksi 5K, 24. 13K'dan 5 çıktı. 8K, 24. K, 3. Y'yi soruyor. Yani 5K'yı soruyor. 15. Geldik buraya. Buraya baktığımız zaman B'ler karşılıklı aynı olmadığı sürece ne sorarsa sorsun önce bunları eşitleyeceğiz. Buraya 3 ile çarpacağım. Burayı 5 ile çarpacağım. Evet şimdi tamam. Şimdi oran sorduğu için değeri yazabilirim. 6 C 40'mış. Sadeleştirdim sadece. 3 bölü 20. Ama B'ler öncelikle ne olacak? Aynı olacak. Bak B'ler aynı. Oran sormadığı için ne yapacağım? Değeri değil K olarak yazacağım. 3K eksi 7K 10K 36 6K eşit K 6 C 10K olduğuna göre 60. Buraya ne demiştik? A'ya 5K diyeceğiz. B'ye 6K diyeceğiz. 7'ye 7K, C'ye 7K diyeceğiz. Toplamını soruyor. Toplamları 18K 36 K 2 A'yı soruyor. Yani 5K'yı 10. Nasıl yazarız? 2 bölü, x bölü 3 y bölü 5 yazarsın bunu. Sana oran sormadığı için k yazıp x 3k y 5k dersin. 5k'dan 3k çıkarsa 2k eşittir 8 k 4 x'i soruyor 12 3 çarpı 4'ten. Geldik buraya.
İşler dişler çarpımı yaptık. Beşi genişlettim. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. Şöyle yazdım. Daha sonrasında A bölü B dediğim zaman 9 ve 16 yerine yazdım. Oran sorduğu için. Nasıl çıkar bu? 4 bölü 3. Geldim buraya. Yine toplam sorduğu için, bir oran sormadığı için K dedim. Z'yi dört kal dedim. Tamam mıyız? Tamamdır. Ya aslında şöyle de yapabiliriz. Bak onu da göstereyim. Şimdi bu oran K ya. Aşağıda zaten X artı Y artı Z'yi vermiş. X artı Y artı Z. Yani hepsini toplarsam aslında bu eksi 1 artı 1'i götüreceği için aşağısı da 9. K'ya eşit. 27 yazarsam K'yı ne bulurum? 3. Sana eksi mi soruyor? O zaman burası ne olması gerekiyor? 9. X 10'dur da diyebiliriz. Ya da K'lı yazarsın. Tek tek. Tamam mı? Yani onları da görebiliriz. Soruya göre bu değişirdi. Şimdi en standart şöyle yapardık. X eşittir 3K artı 1. Y eşittir 2K eksi 1. Z eşittir 4K deyip tek 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 buraya toplamını yazardın. O da 9K eşittir 27. K'yı 3 bulacaktın. Daha sonrasında X'i sorduğu için 10 diyecektin. Böyle de yapabilirsin. Her zaman yaptığımız yolda da yapabilirsin. Şimdi burada oran sorduğu için A'ya bunu diyecektik, B'ye bunu diyecektik. Direkt yazabilirsin. Yani A eksi B dediği için 3'ten 5 çıktı, eksi 2. Yani böyle de yazabilirsin. Ya da dersin hocam ben bunu biliyorum. Bu bu demek, bu da bu demek. O zaman toplamı 8'in karesi farkı 3 ile 5'i çıkarırsam eksi 2 ama eksi 2'nin karesi 64 bölü 4 16 diyebilirsin. Veya yerine yazarsın. Sonuçta bu A, bu B ya. Yerine yazarsın. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2'nin karesi. 3 ile 5'in çarpımı 15. 4 da var. 60. Toplamı 8'in karesi. Çarpımı eksi 60. Buradan da sonuç 64 bölü 4 16 aynı cevap çıkacaktır. Geldik buraya. Bize bunu vermiş. Biz yapacağımız şey sadece şu olabilir. Şimdi buraya baktığım zaman benim bu ve bunu gördüğümde ne gelir aklıma? Gelir değil mi? X artı Y'yi bilmiyorum. Soruyor zaten. X eksi Y'yi biliyorum. 6 karesi çarpı ne? 6'ymış. 6'nın karesi 36. 4 çarpı 6. 36 artı 24. 60. Bu 60'mış. Geldim buraya. A ile C ile B ile D'yi çarp diyor. Yani A bölü B ile C bölü D'yi çarp diyor. Çarpalım. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Ne etti? 1 bölü 16. Bölü. A bölü B ne? 1 bölü 4. 1 bölü 16'yı 1 bölü 4'ü nasıl bölersin? Yukarısı sabit. Aşağısını ters çevir. Cevap 1 bölü 4. Hocam. Efendim. 14. soruyu tekrar ben anlatabilir misiniz? Anlatabilirim. Başka yolda da yapabilirim. Bu yolu bir daha anlatayım. Başka yolda da yapabilirim. Yok, ben tam kareyi tekrar anlatacağım. Tamam. Bunun karesi
x eksi y'nin karesi artı 4 x y formülü. Bunu zaten kendi vermiş. Ben nereden anladım? Şunu ve şunu verdiği için buradaki formül aklıma geldi. Ve dedim ki bu 6 diyor. X çarpı y'yi de şöyle çarpar çarpınca 6 veriyor. 6'nın karesi 36, 24. ...60 çıkıyor. Tamamdır hocam. Peki. Sınavda çıktı. Güzel bir sorudur. Yani basit aslında. Şöyle, ben size sadece şunu verseydim. Ne derdiniz soruya? Hocam oran sormuş, değer veririm derdin. Ama 3 tane sorunca kafan karışıyor. Aslında hepsinde aynısını yapıyorsun. Yani buraya 2, buraya 2, buraya 5 diyorsun. Yani 2 bölü 7. Çarpı. Buraya da aynı şekilde 2, 5, 5, 7 bölü 5 çarpı. Buraya 2, 5, 5, 7 bölü 5 dedikten sonra 7'ler gitti. 14 bölü 25. Yine bu da sınavda çıktı. Yukarıdaki bu ana bölme çizgi. Onu karıştırma. Yukarıdaki sabit. Şöyle yazayım ben. Alttakini yer değiştirdim. Böyle. Burada da yukarıdaki sabit. Alttakini yer değiştirdim. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. Yazalım bir ne çıkıyor ortaya. Tamam biz. Tamam göreceğim. Bir de içler dışlar çarpım yapalım. Nereden gördüm içler dışlar çarpımını? AC YZ. Ben de bir içler dışlar çarpım yapsam o zaman A çarpı C, Y çarpı Z neye eşit oldu? B çarpı X. Var mı soru? Yok hocam. Peki buraya baktığım zaman A artı C var. Ben de şöyle toplasam A çarpı B, B çarpı C 180. B parantezi alsam bunun 20 olduğunu gördüğüme göre burası 4. Hocam A'yı soruyor. Sen 4 B'yi buldun. Tamam 4 yaz. A 16'ymış. X kare y kare z kareyi soruyor. K olarak verirsem x 2k y 3k z k yerine yazdım. 2k'nın karesi 4 k kare 9 k kare bu da k kare 56 14 k kare 56 4 k'yı 2 buldum. Hocam eksi 2 de olabilirdi. Olurdu ama şıklar negatif değil. Yani x, y, z pozitif sayılar ki toplanınca da pozitif çıkmış. O yüzden 2'yi tercih ediyoruz. 2 çarpı 2, 4. 3 çarpı 2, 6. 2'ymiş bu da direkt. Toplamı 12 çıktı. Var mı soru? Yok hocam. Peki. Hadi son test. Şimdi buraya baktığımız zaman ortak olanlara bakıyoruz. Y'ler. Burada 4, burada 3 olmaz. Bunu 3 ile genişlet. 9 bölü 12. Bunu 4 ile genişlet. 12 bölü 20. Tamam. Oran sorduğu için direkt yerine yazıyoruz ama önce ortak olanları eşitlememiz lazım. Bu 9, bu 12'ymiş. Y dediğim şey 12. Z dediğim şey 20. 21 bölü 32. Sadeleşiyorsa sadeleştiririm ama şıklarda var zaten. Pardon. Demek ki sadeleşmiyor. Kalabilir. Buraya baktığın zaman şöyle yapabilirsin. A bölü B'yi oran olarak sormuş ama burası biraz karışık verilmiş. Yani A artı B 2C biliyorsun. Şu an göremediğim için içler dışlar çarpımı yaptım. Buraya baktığım zaman 2A eksi C 3B verilmiş. Şimdi benim AB oranı sorduğuna göre neyi istemiyorum ben? Ortada ne yok? Hangi harf yok?
C. C harfi yok. Çok güzel. Ben şöyle yapabilirim aslında. Derim ki bu A, B'leri bir araya getireyim. Tamam mı? Bunu getirebilmek için şöyle yaparım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa alırım. C. Tamam. Sonra bunu 2 ile çarparım. 2C olacak ya. Bu 2C aslında A artı B demek. Ne yaptım? Ortadan neyi kaldırmış oldum? C'yi kaldırmış oldum. 3A eşittir 7B. Yani buraya 7, buraya 3 yazarım. İçler dışlar çarpımı bu olduğunu gördüm. Cevap 7 bölü 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu kısmı unut. Böyle bir soru gördüğünde ne yaparsın düşündüğün zaman benim aklıma şu geliyor. Yani K yaparım veya üstleri altları bir toplarım. Öyle de yaparım. Hani bakarım, oradan da yapılır. Ama bu soruyu gördüğümde altı üstte x, y'ler görürsem kesin topluyorum. Ama bu soruyu gördüğümde şu aklıma geldi. Bak ilk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Yz 9k sonra x, y eksi z 5k x eksi y artı z de 3k. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunların şu şekilde yapabilirsin. Öncelikle YZ'yi vermiş sana. YZ'yi verdiğine göre ben şu X'leri yok edersem denklem yapacaksın. Yani mesela şu X'i bir yok etsem şurada ve toplasam 2y eksi 2z 2k, yani z y eksi z k'ymış. Ama y artı z de neymiş? 9k'ymış. Toplamı 10k'ymış. Y 5k'ymış. Y 5k olduğu için yerine yazarsın? Z 4k. X'i de bulursun. Sana ne soruyorsa onu da bulursun. Mesela X'i mi bulacağız? Burada Y'yi 5K. Buraya da ne dedik? 4K. Burada K kaldı. Demek ki burası ne? 4K'ymış burası da. X de 4K'ymış. O halde soruya bakalım. X 4 Y 5 Z 4 değişik. Ama başka bir alternatif yol söyleyeyim. K dedi ya, üstleri toplar mısın? Topladık. Aşağıya da toplaman lazım. Yani 2x artı y artı z 17k. Zaten y artı z 9k biliyordun. Burası 8K oldu. Demek ki X'i ne buldun? 4K. X 4K olduğuna göre zaten ondan sonrası çıkar. Nasıl çıkar? Denklemde burada bir tanesini bulduktan sonra diğerlerini bulabilirsin. Aynı şekilde denklem yaparak. Ama burada direkt 4'ü buldun. Işık, ışık, ışık gitmiş oldu. Haliyle 4'ü bulunca. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Değer veremezsin. Geldik buraya. Burada da çarpım olarak verilmiş. Güzel. Bizim yapmamız gereken şey burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yaparsak 3C artı 3D 4D eşit 3C eşittir D'ye. Yani ben D gördüğüm yere ne yazabilirim? 3C yazabilirim. Şöyle C'ler giderse o zaman
Burası neymiş? 1'miş. 1 olmalı yani. A bölü B 1 olduğuna göre A ve B birbirine eşit. Yani o zaman her A gördüğüm yere B yazabilirim. Var mı soru? Şöyle çarptığım zaman yukarıların eşit olduğunu gördüm. O zaman sadece bunlara baktım. 5y, 4x, buraya 5, buraya 4, buraya 5 yazarım oran verdiği için. 5 ile 4'ün toplamı 9. 5'ten 4 çıkar. 1, oran ne? 9. Bunlar yan yana verilmiş. Dikkat et, A ve C. Şöyle 2 ile buraya eksi 3 de çarparsam 2A eksi 3C 2B eksi 3 de K'ya eşit olması lazım. Demek ki burada X dediği şey ne olacak? Bak eksisi var zaten. X'i ne yazacağım? 3. Yine aynı şeyi yapmış. Burayı 3 ile burayı da 5 ile genişletirsin. Bir dakika. 5'le genişletemezsin. Dx olduğu için x'e genişletelim. Bilmiyorum çünkü. Sonra topladığımda yine k olur. O halde k olmuş ya. Şu x'e kaç verirsin diyor. Yani şurası 5 olduğunu görüyorsun. O zaman x eşittir 5 bölü c olmaz mı? Her tarafı c'ye bölersen. Geldik buraya. Tamam. Bunu yazmış. Olabilir. İster dişler çarpımı yaparım hemen. 6x 4y ikili olarak. Daha sonrasında x bölü y'yi 4 bölü 6 çarpar çarpıp kontrol ettim. Daha sonra bunu aynı şekilde yaparım. 9z 8y sonra z bölü y'yi şu şekilde yazarım ve ortak olan y'lere bakarım. Bu 6, bu 9. Tamam. Bu 18'de eşitlerim. Yani 12, 18, 16, 18 ve artık sırayla yazarım. X ilk geldiği için 12, daha sonrasında y, daha sonrasında z, 16. Sadeleşebiliyorsa sadeleştiririm. Sadeşiyor. 6, 9, 8. Yani B şık. Hocam burada dursak olur mu? Tamam. Dur. Dersi bitirelim diye dedin değil mi?